4 Kasım 2022 Cuma İstanbul at yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Öncelikle yayınlarımızı takip edip videomuzun altında bulunan teşekkür butonu ile bize desteklerini gösteren herkese şimdiden teşekkür ederiz. Ayrıca bize destek olmak isteyenler katıl butonu ile dilediği paketi seçerek kanalımıza katkıda bulunabilirler. Emeğe saygı duyarak desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımızın yazılı hali yukarıda adresi yazılı web sitemizde her gün yayımlanmaktadır. Video izlemeye zamanı olmayanlar oradan yazılı halini okuyabilirler. İstanbul programında 10 koşu var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Her koşunun başında yarışın şartlarına göre geçmiş istatistik verilerini ve takı değişikliklerini sizlerle paylaşacağız. Ayrıca bize destek olmak isteyenler, katıl butonu ile dilediği paketi seçerek kanalımıza katkıda bulunabilirler. Emeğe saygı duyarak desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımızın sonunda, yine geçmişten önemli koşulardan birini paylaşacağız. Nostalji yaşamak isteyenler, videoyu bitimine kadar izleyebilirler. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci koşu. 3 yaşlı dişi Arap atlarının Maiden yarışı 1300 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda 3 at takı değişikliği yaptı. 4 numaralı Fidan Kızı, 8 numaralı Neris ve 11 numaralı Treizer takı değişikliği yapan atlardır. Bu koşu şartlarının geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Favoriler veya AGF oranlarına göre 4. 5. sıradaki isimlerin çoğunlukla kazandığını söyleyebiliriz. Bu koşuda liderliği muhtemelen 6 numaralı ilk ateş alacaktır. Belki 2 numaralı Bozkır Kartalı onu biraz rahatsız edebilir. Ancak bizce dış kulvardan doldurarak gelecek olan ilk ateş rahatlıkla temposunu kurabilecektir. Ağır tempolu bu yarışta bizim favorimiz 11 numaralı Trizzer olacaktır. Bir türlü bekleneni veremeyen Trizzer bugün takı değişikliği yapılarak çim pistte denenecek. Eğer gücünü yarışa taşırsa iddialı olacaktır. İlk sıradan yazalım. 8 numaralı Neris, Çim'deki yarışlarında başarısız olmuştu. Fakat kara üzüm temsilcisinin, Çim'de eksik koştuğu düşünülemez. Bugün mutlaka iddialı olacaktır. 6 numaralı ilk ateş, boş kalırsa yakalanmayabilir. Özellikle Müslüm Çelik idaresinde, bugün çok daha iyi yerde bitireceğini düşünüyoruz. İhmal etmeyiniz. İdmanlarında oldukça farklılaştığı gözlemlenen 2 numaralı bozkır kartalı ve 3 numaralı düş yakamdan, bugün dahil takibe alınması gereken atlardır. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 11, 8, 6, 2, 3 şeklindedir. İkinci koşu. 2 yaşlı İngilizlerin satış 2 koşusu 1400 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda 5 at takı değişikliği yaptı. 1 numaralı Cruz Ramirez, 3 numaralı Hans, 7 numaralı March Violet, 8 numaralı Wichita ve 9 numaralı Nixie takı değişikliği yapan atlardır. Bu koşu şartlarının geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Genel olarak AGF oranlarına göre ilk 3 atın kazandığını söyleyebiliriz. Bu koşuda muhtemelen liderliği 2 numaralı Hard alacaktır. 1 numaralı Cruz Ramirez ve 5 numaralı Haruki onu yakın takip edecek olan atlardır. Temponun çok süratli olacağını düşünmüyoruz. Çünkü bu isimlerden başla süratli bir at yoktur. 8 numaralı Wichita bizim favorimizdir. İlk yarışından sonra kısa bir ara verip çimde 2 yarış gören Wichita toparlanmış görüntüsü ile bugün iddialı olabilir. Kum piste ve sentetik piste çok yatkın bir pedigrisi var. Bugün Gökhan Kocakaya idaresinde yarışacak olmasının avantajı ile bu rakipleri geride bırakabilir. İlk sıradan kuponlara işaretleyelim. 6 numaralı Julia takip listemizdeki bir isim. Bugün sentetikte beklenenin üzerinde koşup sürpriz yapabilir. Yazalım ve takip etmeye devam edelim. 2 numaralı Hardy önde çok boş kalırsa bitirebilir. Rakiplerinin rahatsız edip etmeme durumuna bağlı olarak şansı artacak veya azalacaktır kuponlarda olmasında fayda vardır. Daha sonra, önceki yarışında önerilen 3 numaralı Ans ile, Muhammed Mir Bilgin idaresinde bugün daha iyi koşması beklenen 1 numaralı Cruz Ramirez'i yazıp, bu ayağı geçelim. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 8, 6, 2, 3, 1 şeklindedir. Üçüncü koşu. Üç yaşlı dişi Arap atlarının, maiden yarışı, 1300 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda iki at takı değişikliği yaptı. 8 numaralı Red Globe ve 9 numaralı Sultaniye, takı değişikliği yapan atlardır. Bu koşu şartlarının, geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Favoriler veya AGF oranlarına göre 4. 5. sıradaki isimlerin çoğunlukla kazandığını söyleyebiliriz. Bu koşudaki atlardan hiçbiri daha önce liderliği alarak yarışmadı. Taktiksel olarak öne çıkabileceğini düşündüğümüz isimler 5 numaralı Javaronok, 9 numaralı Sultaniye ve 1 numaralı Izeybul olabilir. Yarışın çok ağır tempoda başlayacağını söyleyebiliriz. 4 numaralı Hüzeş gruptaki en iyi performansa sahip isimdir. Bugün Gökhan Kocakaya ile yarışacak olması kendisi için büyük bir avantajdır. Çünkü genelde düzlükte öndeki rakibini atlamakta zorluk çekiyor. GCK bu tip atlara çok iyi biniyor ve yerinde bir sprint ile kazandırabiliyor. Hüzeyş bizim favorimiz fakat öndeki atı atlayamama probleminden dolayı tek bırakmayacağız. İlk rakibi, 9 numaralı Sultaniye olacaktır. Normalde düzlük üzerinde dirençli bir isim değil. Ne arttırabiliyor, ne de çok geriliyor. Ancak bugün süratli atın olmadığı bu koşuda, liderliği alarak yarışırsa, düzlükte bu atlara karşılık verip kazanabilir. Sürpriz kontejanından bu atı kuponlara ekleyelim. Daha sonra 2 numaralı eylem hanımı yazalım. Bu at ufak tefek yapısına rağmen, güçlü ciğeri ile gücü nispetinde etkili yarışlar sergiliyor. Özellikle düzlük üzerindeki mücadeleci yapısı ile, rakipleri ile bire bir kaldığında direnç gösterip kazanabilir. İhmal etmeyelim. 7 numaralı Pamucak, son sıradan kuponlarımıza ekleyeceğimiz isim olsun. Son yarışında start problemi yaşamıştı. Bugün tekrar Çin pistte sevdiği şartlarda yarışacak. İyi çıkarsa iddialı olabilir. Bu koşu için rakamsal sıralamamız. 4, 9, 2, 7 şeklindedir. Dördüncü koşu. 3 yaşlı İngilizlerin şartlı 5 yarışı 7300 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda 4 at takı değişikliği yaptı. 3 numaralı King of the South, 4 numaralı Çakır Yıldızı, 5 numaralı Bay Göktuğ ve 6 numaralı Glaş Harmonica takı değişikliği yapan atlardır. Bu koşu şartlarının geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Genellikle favorilerin kazandığını söyleyebiliriz. Bu koşuda liderliği bir numaralı Adem Ağa alacaktır. Adem Ağa, bu rakiplerle ilk kez karşılaşacak. Ayrıca ilk kez sentetik piste çıkacak. Çim piste ve kum piste çok koşacak pedigrisiyle, liderliği aldığı her yarışta kolay kazanacak görüntüsü veriyor. Ancak bugün sentetik pistte nasıl bir performans sergileyeceğini bilemiyoruz. Eğer pisti yadırgamazsa, kazanmayı beceremeyen rakiplerine hiçbir yerde geçit vermez. Alternatif banka olarak yazılabilir. Adem A'yı banko önermememizin nedeni sadece sentetik pistle alakalıdır. Bu rakiplere geçileceğini pek düşünmüyoruz ancak pistle ilgili bir sorun yaşayabilir. Bu sebeple yanına 3 isim daha yazacağız. İlk rakibi 3 numaralı King of the South olacaktır. Adem A özellikle hafif süratli atlara geçilebiliyor. Yanına yakın gidip Adem A'yı biraz rahatsız ederse düzlük üzerinde onu atlatabilir. İlk rakibi olarak yazalım. Daha sonra, 2 numaralı Perigrosa ve 4 numaralı Çakır Yıldızı'nı yazıp, burayı sağlama alalım. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 1, 3, 2, 4 şeklindedir. Beşinci koşu. 3 ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atlarının, şartlı 4 yarışı, 1900 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşu, aynı zamanda ikinci altılı Ganya'nın, başlangıç ayağı olacaktır. Ayrıca takı değişikliği yapan bir at olmadığını da belirtelim. Bu koşu şartlarının, geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Genel olarak AGF oranlarına göre ilk 3 atın kazandığını söyleyebiliriz. Bu koşuda çok ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Liderliği 7 numaralı Santorini alacaktır. Çok süratli bir at değil fakat, bu yoklukta mutlaka tempoyu belirleyen isim olacaktır. Sahada dillenen iki at var. Bunlar, 1 numaralı Earth and Grey ve 2 numaralı Passion Runner'dır. Bugün ikisi de iyi koşacak. İlk iki sıradan yazalım. Ağır kilolu atlar, yarış içi şartlardan dolayı eksik koşabilir. Bu durumda, yarışı önlere yakın götüren boş kilolu atları değerlendirmeliyiz. Bu isimlerde, 9 numaralı La Ramina, 8 numaralı Jable ve 7 numaralı Santorini'dir. Bu atlardan düzlüğe nefesli çıkacak olan yarışı kazanabilir. İhmal etmeyelim. Asude Sultan ve Anna Henry'da, kazanma karakteri zayıf isimlerdir. Üstelik tempo ağır geçeceği için, bu atları eledik. Siz tutuyorsanız ekleyebilirsiniz. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 1, 2, 9, 8, 7 şeklindedir. 6. koşu 4 ve yukarı yaşlı Arapların şartlı 4 yarışı 1400 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda 2 at takı değişikliği yaptı. 1 numaralı Duman ve 12 numaralı Halay takı değişikliği yapan atlardır. Bu koşu şartlarının geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Genelde 56 kilo ve üzeri olan atların kazandığını gördük. AGF oranlarına göre ilk 3 atın daha çok kazandığını söyleyebiliriz. Bu koşudaki tek süratli isim, 5 numaralı Mavra'dır. Çok süratli bir at değil fakat, bugün süratli at yokluğunda tempoyu belirleyen isim olacaktır. 1 numaralı dumanda ayağına seri bir isim ancak, start probleminden dolayı önlere erken gelemiyor. Bu durumda 5 numaralı Mavra'nın liderliğinde, yarış ağır tempoda geçecektir. 5 numaralı Mavra 1 yıldır kazanamayan, ara sırada startta kalan bir isim. Dolayısıyla Mavra bugün bizim yazacağımız bir at değil. Bu koşuda öne çıkan 2 isim var. Biri 6 numaralı Sakal Aydın, diğeri de 9 numaralı Kral Ömer'dir. Sakal Aydın biraz daha gerilerde bekleyen bir isim. Bugünkü tempo biraz daha ağır olacağı için ön grupta yarışı sürdürecek olan 9 numaralı Kral Ömer daha avantajlı konumdadır. Biz Vedat idaresindeki 9 numaralı Kral Ömer'in iyi hazırlıkları ile bu yarışı kazanacağını düşünüyoruz. Günün bankosu olarak 9 numaralı Kral Ömer'i yazalım. 7. koşu. 3 yaşlı Arapların Kısa Vade 7 Hayata Bağış Derneği koşusu 1400 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir at yoktur. Bu koşu şartlarının geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Çok yüksek ihtimalle ilk 3 at dışına çıkmadığını net olarak söyleyebiliriz. Bu koşuda bir tane süratli isim var. İlk iki yarışında da liderliği alarak yarışan 9 numaralı Can Aslanı bugün iç kulvar avantajı ile yine liderliği isteyecektir. Fakat neredeyse her yarışında ısrarla liderliği alan 2 numaralı Aksu Han gibi ayağına çok seri rakibi var. Bu ikili yarışı mutlaka süratli tempoya sokarlar. Bu grupta 1 numaralı Mr. Win gibi çok kabiliyetli bir isim var. Gerektiğinde bekleme yapan, gerektiğinde ise yarışı önlere yakın takip eden Mr. Win, sert gruplarda bile başarılı olan bir isim. Tolga Yıldız ile daha önce bir kez start alıp kazanmıştır. Üstelik o yarışında da 60 kilo ile start almıştı. Bugün kazanma karakteri çok yüksek rakipleri var. Onların da çoğuna rahatlıkla üstünlük kurabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bir numaralı Mr. Win, günün bankosu olarak yazılabilir. 8. koşu. 4 ve yukarı yaşlı dişi Arap atlarının katılacağı, Handikap 21, Türk Böbrek Vakfı koşusu, 1900 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir at yoktur. Bu koşu şartlarının, geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Genelde %10 üzeri AGF oranına sahip olan atlar kazanıyor. Bu koşuda çok ağır bir tempo bekliyoruz liderliği alabilecek en süratli at 4 numaralı Seval Can olabilir. Bu at normalde süratli değil. Ancak bu yoklukta, öne çıkabilecek ayağına seri tek isimdir. 4 numaralı Seval Can, son yarışında dillenen bir isimdi. Bunun duyumunu alınca, videonun açıklama kısmında paylaşmıştık. Nitekim bir danemi yakın takip edip, fotoda onu geçme başarısı göstermişti. Bu at aynı formunu koruyor. Bu yarışa da iddialı katılıyor. Üstelik bu kez bir dönem gibi süratli ve güçlü bir rakibi de yok. Yarış içi şartlar tamamen lehine gelişecek. Tüm şartlar bir atı net olarak gösteriyorsa, biz de o atı banko olarak öneriyoruz. Dolayısıyla 4 numaralı Seval Can, günün bankosu olarak yazılabilir. 9. Koşu. 3 yaşlı dişi Arap atlarının, maiden yarışı, 1300 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda 2 at takı değişikliği yaptı. 3 numaralı baba yani ve 5 numaralı çakıldak, takı değişikliği yapan atlardır. Bu koşu şartlarının, geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Favoriler veya AGF oranlarına göre 4. 5. sıradaki isimlerin çoğunlukla kazandığını söyleyebiliriz. 4 numaralı bandırma güzeli, bu koşunun en süratli atıdır. Muhtemelen bugün ekürisine yardım amaçlı, önde gittiği yere kadar kaçacaktır. Onu da 10 numaralı muhbir yakın takip edecektir. 1300 metre mesafeli dişilere ait bu maiden yarışta, bizim favorimiz 9 numaralı Melita'dır. İlk yarışından sonra takip listemize giren Melita, ilk çim yarışında kazanmaya yakın olur notu ile kaydettiğimiz bir isimdir. Bugün Vedat idaresinde yarışacak. Bizce Çin pistteki ilk yarışında Maiden'dan çıkabilir. Net favorimizdir. İlk rakibi, 3 numaralı Babayani olabilir. Son yarışında fazlaca zorlanmadığını gördük. Bugünkü takı değişikliği ile, beklenenin üstünde koşabilir. Kesinlikle ihmal etmeyelim. Sürekli iyi koşup kazanamayan 7 numaralı Karimama ile Ekri destekli 5 numaralı Çakıldak, sigorta amaçlı eklenebilirler. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 9 3 7 5 şeklindedir. 10. koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin handikap 15 yarışı 2200 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda bir at takı değişikliği yaptı. 9 numaralı Yılmazer, koşudaki takı değişikliği yapan tek isimdir. Bu koşu şartlarının, geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Çok yüksek ihtimalle, birinci ve ikinci atların kazandığını söyleyebiliriz. Bu koşuda ağır tempolu bir yarış bekliyoruz. Liderliği muhtemelen 13 numaralı Fiti Balde alacaktır. Hafif süratli olarak sadece 10 numaralı Bay Emir onu yakın takip edebilir. Bu mesafede yarış mutlaka ağır tempoda geçer. Uzun mesafeyi çok koşan ve bu aralar form durumunu arttıran 3 numaralı Sweps, bugün ilk sıradan yazılmalıdır. Kilosu biraz daha uygun olsa, belki banko bile önerebilirdik. İlk rakibi, 2 numaralı Miss Evgeniyadır. Bu at iyi koşup kazanamıyor olsa da, bu kez çok uygun rakiplerle yarışacak. Bugün beklenen çıkış yarışını yapabilir. İkinci sıradan yazalım. 7 numaralı kapıç, yazılmadığında ceza kesen bir isim. Genelde istikrarlı koştuğu için, bu tip gruplarda ihmal edilmemelidir. Boş kilosuyla önde rahat kalacak olan 13 numaralı Fiti Baldi, bugün mutlaka kuponlarda olsun. Ciddi rakipleri ile arasındaki kilo farkını değerlendirip, üst sıralarda tutunmaya çalışacaktır. Kazanması bizi şaşırtmaz. Son olarak da 9 numaralı Yılmaz Eri yazalım. Son yarışına iyi hazırlanan Safkan, kulvarından çıkmamıştı. Bugün yine uzun mesafeli sentetik pist yarışına kaydedildi. Erhan Aktu idaresinde bugün kazanma şansı yüksektir. Son sıradan da olsa mutlaka kuponlarınıza yazınız. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 3 2 7 13 9 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız, teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtlemek isteriz. Bu kez nostalji kısmında, sizleri 2019 yılına götüreceğiz. 1600 metre mesafeli, grup bir çim pist yarışı olan, dişi tay deneme koşusunu, 4 numaralı H. Hey Yumuşak G. Reat Gökhan Kocakaya idaresinde kazanmıştı. Bu güzel mücadeleyi izlerken, şimdiden herkese bol şans dileyelim. Kaldırıldı. you <sharp inhale> art verildi ve dişi tay deneme koşusu başladı. Değerli izleyenler 11 numarada Silver Arrow bir boy 8 numarada da rakiplerinden 2 boy sonra koşuya başladı. Koşunun iterdiğini ortadan yaptığı ataklarda 12 numarada The Last saldı aldı. Bir boy farklı öne geçti bu safkan. İkincilikte 10 numarada Serpinti takipte. Serpintinin bir boy kadar gerisinde var. dibine yakın 3 numarada Deniz Mavisi üçüncülükte gidiyor. Deniz Mavisi'nin hemen dışında 2 numarada Blanchard var. Blanchard'ın bir boy kadar gerisinde iç kullara yakın 1 numarada Beklenen var. Beklenenin hemen içinde bariyer dibine yakın 4 numaralı Hürat yine ön grupta. Hürat'ın 1.5 boy kadar gerisinde dışta 6 numaralı Lady Jaden'i izliyorum. 1.5 boy kadar geride 7 numaralı Lucky Foot var. Daha sonra dışta 9 numaralı Queen of Proti. 1.5 boy kadar gerilerinde bariyer dibine yakın 11 numaralı Silver Arrow'u izliyorum. Silver Arrow'un hemen dışından bu metelerde 5 numaralı Kasalina önlere gelme çabasında 2.5-3 boy kadar geride son sırada 8 numaralı Monshaw var. Taylar bu sırayla virajı dönüyor. 12 numarada Dilas Romans düz yedi asfaltta önde çıktı. İkincilikte 10 numarada Serpinti var. Bari yardıminden 2 numarada Blanchard'ın dıştan da 1 numaralı Beklenen'in atakları var. Son 400'e girildiğinde 12 numarada Dilas Romans bari doğru yaklaştı. 2 boy fark döndü. 2 numaralı Blanchard ikinciliğe girdi. Bari yardımından 4 numaralı Hürat'ın. Daha girden dıştan 11 numaralı Silver Arrow'un da atakları var. 4 numaralı Hürat ikinciliğe girdi. Son 200'e girildiğinde de 12 numaralı Dilas iki 2 boy fark döndü. 4 numaralı Hürat farkı azaltıyor. Son 100'e girildiğinde Yarım boy farkla Dilas Robos Şimdi Hürat geliyor. Hürat rakibini yakalıyor. Dişi tay deneme koşusunu Hürat kazanıyor. 12 numaralı Dilas Romans ikinci, 7 numaralı Lucky Foot üçüncü, 9 numaralı Queen of Protein'e dördüncü oldu. Açık grup bir dişi tay deneme koşusunu 4 numaralı Hürat Gökhan Kocakaya ile kazandı.